Mustafa'cığım, hafta 10'dayız. Geçen hafta hatta eksponansiyel şunu hesaplamıştık. Hatırlarsan en son şunun kodunu yazmıştık değil mi? Dur şuraya hafta 10 yazayım. Hafta 10. En son şunun kodunu mu yazmıştık? Bakalım şurada bir kopya çekelim. Ben burada çünkü çok bayağı da şeyler anlatmışız. Evet. Faktör. 2n bölü n faktöriyeli şunun kodunu yazmışız. Yani 1'den 5'e kadar n 1'den 5'e kadar 2n bölü n faktöriyelin kodunu yazdık. Burada kod elimizde var değil mi? Ben size son halinde yollamıştım herhalde bu kodu. Hatırlamıyorum. Yani kodunu yazmıştık. Bunu yapmıştık hocam, sorun yoktu. Tamam. Şimdi buna tekrardan geri döneceğiz. Geri dönmeden birkaç böyle küçük el alıştırması yapalım. Buna geri döneceğiz. Ben kayıt aldım değil mi bu arada da? Kayıda başladım sanırım. Başladınız hocam. Tamam. Geri dönüş yapacağız buna. Şimdi ilk işimiz bu hafta şu olsun. İlk böyle alışkanlık hem de biraz basal sayıları falan da biraz da hatırlamış olursunuz. Diyorum ki birden 250'ye kadar asal sayıların toplamını yazın. Mesela işte birden 250 kadarki asal sayılar ne? Bir asal sayı değil herhalde. İki asal sayı, üç asal sayı, işte dört değil, beş asal sayı, altı değil, yedi asal sayı, işte sekiz, dokuz değil, on değil, 11 asal sayı. İşte 250 de artık işte 250'ye kadar diyelim, 250 tam asal sayı değil. İşte bunların hepsini toplayacaksınız. Bana birden 250'ye kadar ki bütün asal sayıların toplamını veren bir kod yazacaksınız. Hatta asal sayılar kodu var. Değil mi? Sen de şu anda elinde var mı Mustafa? Hocam şu an benim elimde yok. Ben şehir dışındayım. Bir laptopla bağlandım. Normalde not ediyordum da derste yaptıklarımızı, şu an elimde yok maalesef. Compiler'ın var mı şu anda elinde? İnternetten var hocam, onu kullanıyorum. Online compiler. Ha, mantıklı. Şimdi ben sana onu atayım. Asal sayılar kodunu atayım. Asal sayılar exit demişim. Herhalde exitliydi. Bir şuna bir bakalım. Ha, buradan bir sayı giriyorduk. Bir de sayı girmeden belli bir aralıklarla başlangıç bitiş var mıdır? Yani başlangıç bitiş asal sayılar. Yani biz onu da hesaplamıştık. İç içe iki tane döngü koymuştuk bunun içine. Hatırlarsan. İşte bu birden 250'ye kadar şey. Ben sana bu kodu yolluyorum. Tamam. Chat'ten yolluyorum. Tamamdır. Şimdi sen bu kodda şey yap. De ki başlangıç, yani buradan birden 250'ye kadarki sayıların toplamını yazacak işte. Yani burada en sonunda sallıyorum kaç çıkıyor? 2, 5, 10, 17, 18 falan, en sonunda sallıyorum şu anda. 6322 çıkacak falan gibi bir şey bulman lazım. Bu şu an gayri ihtiyari yazdığım bir şey. Yanlış yani, ama bir şey çıkacak. Yani bunların toplamını yapan kod bul diyorum sana. Şimdi bunu yavaş yavaş yaz. Hatta yani çok küçük bir eklenti yapacaksın oraya. Can, sen şey, kendi compiler'ını şey, benim verdiğim compiler'ı değil mi? Kendi bilgisayarında. Hocam Microsoft Studio mu, öyle bir şeydi benimki? Evet, hayır. Intel Visual Forge'dan Microsoft Studio'nun Evet. üstündeydi. Onda bir sıkıntı yoktu. Evde hep onu kullandım hani. Şu an başka bilgisayar diye online'a geçtim. Tamam.
Ben geçen haftayı YouTube'a yüklemedim değil mi bu arada? Hocam ders şeyde kaydı var diye hatırlıyorum Uzem'de. Ben oradan bakıyordum. Hatta şeyde YouTube'da yok. Yani ben o YouTube'da bu hafta ikisini... İki tane küçük iki satır ekleyeceksin aslında o kodu Mustafa. Şey Can. Dur, bu arada ben notlarınızı şeyi paylaşayım. E-destekte doküman olarak paylaşayım. Bu arada. Yani bir şey gelmezse bugün yarın sisteme girelim. Sınıf ortalamasında görüyorsun. Yapabildin mi Can? Hocam bir şeyler deniyorum. Bir az kaldı. Hocam birden kaça kadardı? Fark etmezdi birden 250'ye kadar. Tamam hocam. Bir Sadece şey durdu. yazdım da Heh, oluyor mu yolla. diye kontrol ediyorum. Yok. Yok hocam yapamadım ya. O sepetle yapacağız da
O nereye koyacağımı tam şey yapamadım yani. Çok kolay ya. Bak şunu hemen yapayım. Yani mantığı şey yapmanız lazım. Şöyle açıyorum şeyi. Ekranı. Şimdi demin sana yolladığım kodu alacağım. Şey yazacağım. Kontrol yerine yazacağım. Asal sayı, başlangıç, bitiş, exit diye yazmıştık. Şunu aldım. Şimdi bir tane kontrol şeyimiz vardı. Kopyaladım. Çok kolay aslında yani yapamamana şaşırdım ben. Şu dedim 1'den 250'ye kadarki asal sayıları yapacaktık. Biz ne yapacaktık burada? Biz sepeti sıfır yapacaktık değil mi? İlk başta bir sepetimiz vardı. Sepeti loop dışında sıfır yapacaktık. Sepet eşittir sıfır. Hatta o zaman buraya ne göstereceğiz? Sepet diyeceğiz değil mi? Integer yerine de sepet yazacağız. Daha sonra asal sayılar neredeydi? Print m'leri buradaydı yani asal olunca burasıydı. If gösterge sıfırsa asal değilmiş, şey olunca asalmış. O zaman ne yapacağız burada? Yani eğer asalları burada buluyorsak sepet eşittir. Sepet artı M mi diyeceğiz? M'ler asaldı değil mi? Bu diyeceğiz. Başka da bir şey demeyeceğiz. Anladım hocam. Ben en dışa en do'nun oradan başlattım. Print'te sepet diyeceğiz. İşte en sonunda sepetler toplanıp loop'un dışında print yıldız virgül. Tamam hocam, anladım ben. Tamam. Sen ne yapmıştın ya? Keşke Ben hocam yollasaydın. bu en print'in olduğu yerin üstüne de yani sepet eşittir sepet artı M yazdım. Niye yazdın? Bir daha göster yerini. Söyle. Hocam hani siz Enter'ın altına print sepet yazdınız ya. Ben Evet. onun oraya tüm kodu yazdım hani sepet Ama eşittir sepet artı M print sepet. hatta şunu bile silebiliriz. Birden 250'ye kadar istedim sizden. Şuna da başlangıç bitiş de olmayabilir yani. Ne olacak? Başlangıç bitiş. Bir şey yani ben 1 ile 250 ile girmeyeyim. 1 ve 250. 1 yani 250'ye kadar al sana kod daha kompakt oldu. 250'ye kadar ki şey şimdi biz asal sayılar burada. M'leri burada tayin ediyoruz. Çünkü Anladım burası. hocam, tamam. Hatta o zaman şurayı da silebiliriz. Ya bana yani mesela şimdi bu kodu çalıştırırsak bak çalıştırdım. Kaydettim, build ettim. Sorun yok. Daha sonra start itaat debug dedim. Bak bana işte bir asal, iki asal, üç asal, en son işte 241 asalmış. Toplam 5831'i verdi. Aslında bana bunu da istemiyor. Buradaki asalları öğrenmek istemiyorum ben. Buna da ünlem koydum. Gerek yok oraya. Sadece sepetlere yazsın. Yine kaydetti. Build solution dedim. Şöyle 5831 gibi bir şey çıkmış oldu. Anlaşıldı mı? Anladım hocam. Tamam, sağ olun. Şimdi soruyu biraz daha genişletiyoruz. Hatta genişletmiyoruz. Aşağı yukarı aynı mantık ama farklı bir şey isteyeceğim ben şu anda koddan ya da senden. Toplamını ben istemiştim şurada. Şimdi diyorum ki nereden çıktı? 2. Diyorum ki buradan 1'den 250'ye kadar yine asal sayıları bul. Ama burada kaç tane asal sayı olduğunu söyle. 1'den 250'ye kadar kaç tane asal sayı var? Yani burada ben toplamını istemiyorum. Mesela diyeceksin ki burada işte 1'den 250'ye kadar 52 tane asal sayı var diyeceğim. Sallıyorum. Kaç tane asal sayı var? Onları hesaplayan bir kod yazabilir misin? Yine o sana yolladığım kod üzerinde değişiklik. Hatta şunu vereyim. Yani bu sepet koduydu. Bunun, yani bir önceki yolladığım kodda değişiklikler yaparak kaç tane asal sayı var? Bunu bul. Onun mantığını
Bir şey yap sana, final eklentisi 5 puan vereyim yapabilirsen. Tamamdır hocam. Burada sen kodu yolla, ondan sonra ben açıklayayım, tamam mı? Tamam hocam. Hocam ben yaptım ama çok ilkel bir şey oldu. Hani daha orijinal hali vardır. Yolla bakalım. Hocam bir dakika, yanlışlıkla sildim ya. Bunu nasıl geri alacağım buradan? Bir daha şey yap ama yolla yani bu. Tamam hocam. Biraz bekleteceğim. Bir daha yazacağım çünkü.
Hocam attım. Ben şöyle düşündüm hocam. Her asal sayı çıktığı zaman bir yazdırdım. Ondan sonra o birileri de toplattırdım. Olur. Korona seyretmesi. Hocam. Şimdi kopyalıyorum senin şeyin kodunu. Kontrole yapıştırıyorum. Ya başlangıç bitişe 1 ile 250 de hiç bulaştırma bunu. 1 ile 250. Silmeyelim. Sepette yer var. 1 ile 250 yazalım kafamız karışmasın. Şimdi bakalım kodun. 250 tamam. Şimdi ben bir çalıştırayım hiç bakmadan. Çalıştırdım. Evet. Kaydettim. Taksi. Çalıştıralım bir bak. Şey. 54 tane mi varmış? Şimdi sen neler yazdırmışsın bakalım 54 tane mi var? Ben ne demişim? Sepet 0. Sepet niye var şimdi burada? Hocam ben Diğer. şöyle bir sistem yaptım. Şimdi bu her asal olduğu zaman bir 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 okutuyor. O sepette onları topluyor. Yani öyle bir düşünce yaptım yani. Aklıma o geldi. Evet yani sepet şimdi doğru sepet Yani demişsin. dediğim gibi hocam çok ilkel bir sistem kurdum yani. Değeri bir verip burada değer demen de olabilir. Direkt buraya bir vermen de olur. Çok mantıklı. Ben de şöyle yapmıştım. Eski kodumu açayım. Asal sayı başlangıç bitiş kodunu açayım ben şuradan. Hatta bunun F90'ını alalım. Doğru. Yani şimdi sana 5 puan vereceğim. Ben de şöyle yapmıştım. Hiçbir farkı yok aslında. Tekrardan şey yaptım. Başlangıç bitişleri siliyorum. Daha iyi gösterebilmek adına. Hatta başlangıç bitiş de kalabilir. 1 ile 250 arasında kalsın. Yani onu biz kendimiz girelim o haliyle. Burası asaldı değil mi? Diyorum ki ben sepet yerine farklı bir isim yapayım. Sayaç diyeyim. Sayaç sıfır olsun. Çünkü sayıyor O ya daha kaç tane. mantıklı hocam sayaç. Buraya da integer sayaç diyorum. Yeni bir tane integer sayaç diyorum. Şimdi sayaç ne olacak? Sayaç sıfırdan başlıyor. Ben bunu buradan m'lere yazdırmasın diyorum bana. Sayaç eşittir. Sayaç artı bir her seferinde bir arttırsa. Sen buraya değer demişsin ya aynı mantık. Daha sonra şunu da sileriz. Çünkü burada ben teker teker bütün asal sayıları istemiyorum. Daha sonra buraya loop'un dışına ne yapacağım? Ya ben buraya şöyle diyeyim. Ben buraya print sayaç diyersem ne olacak? Print her bana loop'ta arttır arttıra gösterecek. Print sayaç diyeyim mesela. Bunun da farkına varalım. Yani zaten biliyorsunuz da sadece göstermek amaçlı. Mesela çalıştırsam ne olacak? İşte birden 250'ye kadarki değerle. Bak 54 tane varmış son değer. Sen de 54 tane bulmuşsun zaten. Ama ben diyorum ki birden böyle teker teker saymasın. Hiç gerek yok. Bana son 54'ü versin. Desem ne Yani o yapacağım? zaman da dışarı atıyoruz print'i. Benim yerini alacağım. Buradan keseceğim. Kestim. Enter'ın dışına atıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Tekrardan save ettim. Compile ettim, build ettim. Şey yaptığım zaman birden 250'ye kadar 54 tane olmuş. Görüyorsun hatta yani bunu artık şey yapabilirsin. Kontrol fonksiyonu F5 dedin. Birden 1000'e kadar mesela kaç olacak? 169 tane varmış mesela. Bunu şey yapabiliyorsun. Aslında bu bir alıştırmaydı yani. Hem sepeti hatırladık. Bir de sayaç diye bir kavram yaptık. Aslında sen bunu çözdün. Çözmek şöyle oldu. Yani bir geldiği zaman bir arttırsın. Sen sepete topladın. Onu değer verir. Bir dedin. Daha sonra bir bir topladın. İşi bitirmiş oldun. Mantık olarak aynı, isim olarak farklılık var. Evet. Şimdi bir de senin kodda şöyle bir şeylik vardı. Yazım hatalarına bir bakalım. Yani burada şey vardı. Şimdi senin kodu alayım tekrardan yapıştırayım. Yani bu İstersen benim yazdığım o sayaçlı kodu al. Son hali kalsın. Ya belki bunu bir text dosyasına falan atabilirsin. Bu benim yazdığım son sayaçlı kod.
Senin yazdığın kodda da yani printlerde bir sıkıntı olmuştu. Yani böyle bir sürü şey yazdırıyordu. Bir de ona bir bakalım. Sonra şeyimize devam edelim. Burası sana yolladığım şeydi. Hep kontrol içindeyiz zaten. Başlangıç, bitiş, sepet, değer demişsin. Print, ya şunu yazdırmana gerek yok. M asal demene gerek yok. Değer zaten hep 1 olacak. Bak sen şimdi burada Can şöyle de yani garip bir şey yapmışsın. Değer her zaman 1 olacak. Sen print değeri yazdırmanın bir manası yok ki. Değeri 1 atamışsın. Değer her zaman 1. Sen her zaman bu 1'i burada yazdırıyorsun. Yazdırmanın manası var mı? Yok. Yok aslında doğru. Yani bak şimdi senin kod Oraya şöyle. direkt bir yazsam aynı mantık doğru. Yani bir de print değer demişsin. Değerini yazdırmanın hiçbir manası yok. Şimdi bak. Bir daha çalıştırıyorum kodu. Birden 250'ye kadar dedik. Hatta yüzünü fark etmez yani birden 5'e kadar olsa da. Ya sen de mi diyorsun ki bir asal bir, iki asal bir. Yani hep şu satırı yazdırıyorsun. Print'e asalı yazdırıyorsun. Sonra değeri yazdırıyorsun. Her zaman bir zaten. Bunu yazdırmana gerek yok. O haliyle bunları silebiliriz. Sepet sepet değer dedin. Yani buna sayaç demiştik artık. Daha sonra son sepetini ya da sayacını yazdırdın. Böyle yaparsan benim yazdığım kodla eşdeğer bir kod olmuş olur. Bunu da çalıştırırsan Hocam işte benim bir daha. aklımda ilk başta şey diye canlanmıştım hani işte mesela iki asal bir yazsın şu asal bir yazsın sonra toplasın diye yaz hani öyle düşündüğüm için direkt öyle yaptım. Sizinki Ha, daha tamam. düzgün hali. Ama mantığı doğru yani. Sepet diye topluyorsun, bir topluyorsun. Yani bunu değer yerine bir yazman mantıksız. Yani Yani şöyle biraz sepet. kalabalık yapmışım yani. Evet, yani bunu bir desen her seferinde bir arttırıyorsun. Sepeti topluyorsun. Sepet yerine sayı çizersen al sana benim kod oluyor işte. Tamamdır. Buraya kadar da bir sıkıntı yok. Şimdi biz en son ne yaptık? Şu koda geldik. Şunun şöyle geleyim. Şunu yazdırdık değil mi? Bu kodunu yazmıştık. Hatta 2n bölü n faktöriyel. Ben burada e üzeri 2 olduğunu size söylemiş miydim en son Can? Neyi hocam bir daha söyleyebilir misiniz? Şimdi şu kodu alıyorum. Yani şu problemi alıyorum. Bunu yazdırdık. Evet hocam. Bunu önce alıp buraya yazmıştık. Bunu hatta şöyle de sileyim. Artık şunun üzerinden çalışıyoruz. Bu şeyin e üzeri 2 olduğunu size söylemiş miydim? Hatırlayamadım hocam ben ya. Şimdi çocuklar şöyle, mesela bilgisayar ya da hesap makineleri şeyi, mesela eksponansiyel değerleri, mesela işte eksponansiyel 2 dediğimiz şeyi, e üzeri 2 şeyi nasıl hesaplıyor? 2 üzeri n, böyle n faktöriyelden hesaplıyor. Hatta bunun temel şeyi şu. N eşittir 1'den sonsuza kadar 2 üzeri n bölü n faktör yaparsanız bu kareyi bize veriyor. Yani eksponansiyel 2'yi bize vermiş oluyor. Şimdi yani bu bilgisayar mesela bizim kod ya da işte herhangi bir hesap makinesi ya da Fortran kodu işte e üzeri 2 dersen biz bunu serilerden hesaplıyor. Hatta e üzeri x'i yani şöyle diyelim eksponansiyel x'i e üzeri x'i de şöyle hesaplıyor. N birden sonsuza kadar x üzeri n bölü n faktöriyelden hesaplıyor. Bu aslında bir matematiksel seri. Matematiksel seri işlemi nedir aslında? Şu seriler matematikte ne işi yapar? Hatta bundan önceki ders anlatan Hasan Hoca'nın çok güzel terimleri var. Moloz'da onun güzel, çok güzel bir terim yani. Moloz'a soruyoruz. Moloz gibi düşünelim. Fortran için diyoruz ya. Onun tabiriyle kullanıyorum. Diyor ki matematikteki seriler aslında bir kalpazandır. Kalpazan ne demek? Mesela bir parayı basanlar kalpazan diyorlar ya. Paranın sahtesini yapıyorlar mesela. Şimdi şöyle yazalım. Bu cümle çok hoşuma gitti. Matematikte seriler bir kalpazandır. Tamam. Yani kalpazan neydi? Mesela işte para basıyor. İşte sahte parayı basıyor ve işte piyasaya sürüyor mesela. Ama gerçeğini yapmıyor yani sahtesini yapıyor. Bu matematiksel seriler de matematikte gerçeğini yapmıyor, sahtesini yapıyor. Ve belli, yani mesela sen
Şurada demiş ki birden 5'e kadar yaparsan farklı sonuç verecek. İşte birden n eşittir birden işte sallıyorum 25'e kadar yaparsan farklı sonuç verecek değil mi? Daha hassaslaşacak burası. Bunu şey yapmıştık hatta son bu tartışmayı yaptığımızı hatırlıyorum. Tekrardan yaparız hep hatırlatmak adına. Burada da işte birden sonsuza kadar geldiği yere kadar da x üzeri n bölü n faktöriyel bize e üzeri x'i vermiş olacak. Tamam mı? Ya aslında bir kalpazanlık. Yani biz burada gerçek bir işlem yapmıyoruz ama onun sahtesini üretip piyasaya sürüyoruz. Yani matematik camiasına katkıda bulunmuş oluyoruz. Şimdi bu kodu açıp tekrardan üzerine neler konuşmuştuk bir bakalım. Tamam geçen hafta ya evet bunun üzerine konuşmuştuk son saat 1 gibi. Şimdi onun üzerine bir konuşup sonradan da yavaş yavaş anlatacaklarıma geleyim. Ben şu kontrol kodunu kapatayım. Bu her zaman şeydi. Oradaki tartışmayı yapıp bir ara verelim. Çünkü 40 dakika doluyor. Neydi? E üzeri 2 mi hesaplamıştık? Neydi? Bakalım. Eksponansiyel x, eksponansiyel x. E üzeri 2 yok mu? Hocam aşağıdaydı galiba ya. Yukarıda hocam. 2 üssü n bölü n. Bu değil Ha, mi? böyle mi? Ben evet Evet, şöyle faktör aynen. en böyle en farklı. Tamam çok. Şunu kodunu açalım. Bir de böyle yazmak çok daha mantıklı oluyor işte. Ya bundan sonraki yaşantınızda da çocuklar şöyle bir şey yapın. Yani bundan sonra bütün işimiz aslında bilgisayardır biliyorsunuz yani artık. Yani herkesin evinde bilgisayar var. Biz mühendis olduğumuz için de bütün işimiz bilgisayarda. Oraya dosyalama yapıyoruz işte bir şeyler yapıyoruz. İşte projeler falan yapıyoruz ama onları güzel isimlendirirsek bundan bir sene sonra da baktığımız takdirde hatta sen bir hafta sonra baktın ne oldu? İşimizi görmüş olduk. Şimdi bizim kod buydu. 2 üzeri n bölü n faktöriyel. Hatta bu kodu bir hatırlayalım. Ben bunun print screen'ini alayım hatırlayalım. Çünkü bunun üzerine devam edeceğiz artık. Bu hafta biraz bunlar üzerinde ve do-loop'lar üzerinde konuşacağız. Şuraya geliyorum. Şimdi 2 üssü yani şunu hesaplıyoruz işte dediğimiz gibi 2 üssü n bölü n faktörelinin toplamını hesaplıyoruz. Sonra demişim ki ben bu toplama olduğu için bir tane sepet atamışım. Sepet real olacağı için sepet 0,0 demişim. N faktöriyel var. Buraya da faktöriyel işte fakt demişim. Buna da 1,0 demişim. Çünkü faktöriyel hesaplarken 0 koymuyordum. 0 koyarsam zaten bütün terimler çarpım olduğu için 0'a gidiyordu. Demiş ki birden 80'e kadar ilerlemişim. Hatta ben bunu birden şu anda 25 yapayım. Kodu çalıştırırken burası 25 olsun. Yani burası n eşittir birden sonsuza kadar gitmiyor da 25'e kadar gidiyor. Biz önceden ne yapmıştık? Birden 5'e kadar demiştik. Sonra işte bunu sonsuza getirdik. Sonsuza getirmemiz demek e kare hesaplıyordu. Eksponansiyel 2'yi hesaplıyordu. Daha sonra demişim ki değer 2 üzeri n. Yani değer 1 demişim 2 üzeri n. Hatta 2 üzeri 0 üzeri n demişim. Çünkü burası reel bir değer alsın diye. 2,0. Değer 1 de reel gördüğünüz gibi. Faktöriyel demişim. Faktöriyel çarpı faktöriyel çarpı n. Faktöriyel hesapladım. Daha sonra şu terim o zaman şuna şey demişim. Değer 1. Buraya faktöriyel demişim. Bu değere terim demişim. Toplamına da sepet demişim. Şuraya da sepet demişim. Sepet. Anladın mı hocam? Buraya da sepet demişim. Anladım hocam. Daha sonra sepetleri işte değer terim demişim. Değer 1 bölü faktöriyel. Daha sonra sepet artı sepet eşittir terim demişim. Burada değerleri toplamışım. Ben en sonunda şöyle bir şey yazmışım. N eşit n değeri kaç? Yani 1'den 25'e kadar gidiyor. Her n'de değer 1 kaç? Yani ilk başta payı, daha sonra paydayı, daha sonra terimi, daha sonra toplamını hesaplayan bir kod yazmışım. Şimdi bu şey senin aklında bulunsun. Şimdi ben kodu çalıştırıyorum. 1'den 25'e kadar olsun. 80 olmasın. 1'den 25'e kadar olsun. Kopyaladım. Çalıştırdım.
Burada görüyorsun N1 olunca ilk başta şuna bir bakalım. Bak N1 olunca E üzeri 2'yi 2 diye hesaplıyor. N2 olunca 4 diye hesaplıyor. İşte 3 olunca 5.33 diye hesaplıyor. En son geldiği zaman ne oluyor? N değeri çok değişmiyor. Bak görüyorsunuz artık N değeri şuradan itibaren 13'ten itibaren çok değişmiyor. 6.38 9057'den çok değişmiyor. Şimdi neye bakıyoruz? Sepet değeri değişmedi değil mi? Sepet değerimiz değişmedi. Tekrardan dur şunları bir sileyim. Karışık olmasın. Siyah ekranlar çok birikmiş burada. Burada ne olacak? Değer bir şeyi neydi? Hatırlarsan değer bir 2 üzeri n. 2 üzeri n gitgide büyüyor. Çünkü n işte 2 üzeri 2, 2 üzeri 4, 2 üzeri 25 falan gelince işte bunun değeri buymuş. 25 olunca. Değer bir gitgide artıyor değil mi? Faktöriyel ne oluyor? Faktöriyel de gitgide artıyor. Çünkü işte 25'in faktöriyeli olacak. İşte burası 11'in faktöriyeliydi. Burası 25'in faktöriyeli. Bu gitgide artıyor. Ama diyorum ki değer 1'deki artışla faktöriyeldeki artış hangisi? Faktöriyeldeki artış çok çok daha fazla. Burada görüyorsun 10 üzeri 25. O zaman ne olacak? Terim değeri neydi? Değer 1 bölü faktöriyel. Şöyle yapalım biraz daha iki değer birbirine çok götürmesin. Pardon. Şöyle yana çevireyim. Şu siyah ekranda kalsın sürekli. Değer şey ne olacak? Terim ne olacak? Değer bir artıyor. Faktöriyel de artıyor ama terim faktöriyel bir çok daha fazla arttığı için terim de gitgide düşüyor görüyorsun. Sürekli toplanacak terim gitgide düşüyor. Bak burası 10 üzeri 18 geliyor. Terim gitgide düştüğü için sepet değerleri de çok fazla değişmemiş. İşte buradaki değişim ne olacak? 2 çarpı 10 üzeri eksi 18 kadar bir değer eklenecek buraya. 26 yapsaydık biraz daha küçük değer eklenecekti. Yani şurada şunu demek istiyorum. 2 üzeri n değeri artıyor. N arttıkça 2 üzeri n değeri artıyor. N faktöriyel değeri de artıyor. Ama n faktöriyel değeri daha fazla artıyor. Buraya iki tane ok koydum tamam mı? Daha fazla artıyor. O haliyle ne olacak? Terim değeri neydi? Terim 2 üzeri n bölü n faktöriyel değeri ne olacaktı? Azalacaktı. Çünkü n faktöriyel daha fazla arttığı için. Bu da azalacağı için artık sondaki sepet değerim sondaki sepet ya da toplama değerim ne olacaktı? Bu gitgide azalacağı için değişmeyecekti değil mi? En sonunda burada değişmeyecek. Değişmeyecek. Tamam. Buradaki en değerim değişmeyecek. Biz burada da bunu görmüş oluyoruz. Can bunu anladın mı? Anladım hocam. Bu mantığı anladım. Şimdi en değeri değişmiyor. Şimdi sana sorum şu. Bir kez daha çalıştıralım. Sonra sana bir ödev verip araya girelim. Yani bir 10 dakika ara verelim. İstersen sen kahvaltıda yapabilirsin orada eğer yapmadıysan. Şimdi mesela ben en değerini 80 yapayım. Şimdi demin 80 herhalde son hatırlattığımızda yani son derste de böyle yaptık. 80 kaydettim, build ediyorum. Çalıştırdım mesela. Bak burada ne oluyor? E Bir yerden üzeri sonra sonsuza gidiyor hocam faktörü. yani 2 üzeri şey değeri gitmiyor çünkü 80 olduğu için. Ama faktöriyel sıfıra infinity'ye gidiyor, sonsuza gidiyor. O zaman terim değeri sıfıra gidiyor. Değil mi? Evet. Terim değeri sıfıra gidiyor. Şimdi ben sana şu soruyu soruyorum. Ya ben burada 80 yaparım, 100 yaparım. İşte hatta şöyle yapalım. Yani şey de sıfıra gitsin, infinity'ye gitsin. Infinity bölü infinity not a number çıksın. Mesela 200 diyelim. Tamam. 200 dedim. Build dedim. Çalıştırıyorum. Bak not a number çıktı. Burası infinity oldu. Yani sonsuz bölü sonsuz. Not a number. Ne a ne demek şu demek. Not a number. Not a number. Yani bu bir sayı değildir diyor. Non değeri tamam mı? Şimdi ben öyle bir şey yapmam lazım ki yani bu değer sonsuza gidiyor. Bu seriyi gördük. Yani kalpazanlık yaptık matematikte. Burası sonsuza gidiyor. E kareyi hesaplayabilmek için. Yani epsilon eksponansiyel 2 hesaplayabilmek için şeye gidiyor. Ya ben burada öyle bir şart koymam lazım ki belli bir yerden sonra kessin mesela. Bu şart Hocam mesela şu. direkt if koysak mesela kaçtan sonra sonsuza gittiğini belirlemek için. Mesela diyelim faktörel
70'te mi 60'ta mı ne gidiyordu işte? Hani öyle ifli yapsak olur mu? Yani mesela şöyle bir şey diyebiliriz. Evet, Benim ifli aklıma o yapacağız. geldi ilk. Evet, aynen çok mantıklı yani zaten. Mesela deriz ki terim değeri, çünkü terim değeri değişik çok küçük oluyor ya artık. Şöyle yani en iken artıyor. En faktör daha fazla artıyor. Buradaki terim değeri ise iken böyle en faktörler gittiğinde düşüyordu. Mesela şurada şunu diyebiliriz. Terim değeri 0,0000. Mesela ben kendi kodumu 2, 3, 4, 5 birden küçük olursa kodu durduralım. Böyle bir kod yazabilir misin? Loop'un içine. Sen o zaman şu şeyde son kez yollayayım. Elinde kaldı. Belki şu anda bilgisayarında yoktur. Şu kodu yolluyorum. Chat'ten yolluyorum. Burası 200 kalsın. Çok da önemli değil. Çünkü terim değerini atacaksın. 200'ü bölü en bölü en faktöriyel şeyini aldım. Chat'e girip yolluyorum ve bir 10 dakika bir ara verelim. Tamam. Bunu terim değeri 1, 2, 3, 4, 0 bir tane de 1 olacak. Yani ben öyle yazmışım. 1, 2, 3, 4. Evet. Şu terim değeri 0, 0, 1'den küçük olma durumunda kodu durduran bir kod yazabilir misin? Tamam. Tamamdır hocam. Tamamdır. Can şimdi 50, 52 geçiyormuş. 11'de buluşalım. 8 dakika sonra buluşalım. Tamam. Tamamdır hocam.
Can yapabildin mi? Can sesim geliyor mu? Geldim hocam, kusura bakmayın ya. Biraz geciktim. Yaptın mı? Yok hocam, yani araya girmiştim de. Şimdi başlayacağım hocam. Tamam, başla. Problemi de sana tekrardan göstereyim. Şunu yap bakalım, tamam? Tamamdır hocam. 5 5'ten sonra biri var. 4 0 1 1 tamam. Tamamdır. Fark etmez yani bu 4-0, 5-0 falan değiştiririz de.
Mustafa Can. Yapabildin mi? Yok hocam ya. Hani durduramadım bir türlü. Şimdi sen exit'in nerede, o exit'i biliyorsun değil mi? Mantığını. Evet hocam. Neydi exit? Şimdi end do dedik. Şey, pardon. Şimdi sana yol gösteriyorum. Yani biz exit'te asal sayılar bulmuştuk. Do dedik, end do dedik. Mesela işte bir if komutu vardı, endif vardı. Burada exit diye bir şey çıktı mesela. Şu exit bizi ne yapardı? Ne yapardı can? Oradan şey yapmaz mıydı hocam? Tam Loop dışına hatırlayamadım atardı değil mi? Direkt ya. loop'un Dışarı dışına atardı. atardı. Öyle bir şey yazacaksın ki do değişmiyor. İşte birden 80'e kadar, 25'e kadar, 100'e kadar, 1000'e kadar. Diyeceksin ki if, sen terimi şey yapıyorsun. Terimi Ha, diyeceksin. anladım anladım hocam. Tamam. Bakayım bir yap bakayım. Tamam. Sen ne düşünmüştün ki bulamadın? Kolaydı Hocam aslında. benim aklıma exit gelmemişti ya. Yani oraya bir şeyler yazmaya çalışmış terim ama çıkmadı ya, Ya ben olmadı. sana son iki ay böyle en üstü kodunu attım. Evet evet hocam. Program var bende. Ama exit, tabii burada exit yok. Şu asal sayılar da Exit exit. aklıma gelmedi hocam benim. Tamam, şimdi onu bir yap bakalım. İlk olarak bunu bir yapalım. Yap bakalım. Hocam attım. Tamam, bir bakalım can. Hemen bir alıyorum bunu. Kopyalıyorum. Kontrolün içine koyuyorum. Kontrol değil sanırım. Ana kodda artık bu ana kodu hatırlamış olduk. Can, senin not ortalaman kaç? Bu dönem mi geçen dönem mi hocam? Ya işte bu dönem Bu daha bitmedi ki. dönem bilmiyorum da orta yani. Bazı derslerim iyi, bazıları biraz zayıf hocam. Fiziğim biraz zayıf benim. Bu dönem öyle oldu. Geçen dönem 2,80'di. 2,8'di hocam. 2,80. Sen ne dedin? If terim, little'da. Exit print. Çok güzel. Ya bu mantık. Şimdi birden 200'e kadar gidiyor. Şimdi bak bunu şey yapalım. Çok doğru yazmışsın. Hocam kolaymış da exit gelmedi işte aklıma direkt. Fazla kullanmadım ya. Bak şu işte. Evet, direkt Bir sonuç çıktı. bulunca, hatta exit'i şuraya atarsan daha mantıklı olur. Bak exit'i şuraya atarsan o printleri de görmüş olursun. Bak exit diyelim. Exit son atıyorsun sen. Doğru, If doğru. Tamam. exit'i şuraya atarsan, benim klavye de şaşırdı. Bir aşağı falan. Buyur, sol ışın. Şöyle yaparsam. Bak son 12. değermiş.
Hatta şöyle yapalım. Bütün değerler de gösterilebilir. Şöyle yapalım. Şu print'i şuraya atalım. Ha, sepet terim sepet şöyle olacağı için. Print'i şuraya atalım. Bütün sepetleri yazdırsın. Aslında şöyle olacak. Program biraz boşluk yani integer real sepetler şurada. Do burada. Do'nun içindekiler biraz daha içeride olsun ki onları görelim. Terimler burada. Sepet burada. Print burada. Yani bütün değerleri görelim. En sonunda bak bu 001'in aşağısı inince durmuş mu ona bir bakalım. If burada exit biraz daha içeri girsin çünkü F'i bilelim. End'i kapat yani if'i kapattın. Do burada kapandı. Print sepet dediğimiz takdirde iki şey yaptım. Böyle gelecek. Şimdi bak. Ya bunu tabii sen bana şu anda yolladığın için böyle gösteriyor şeyden kopyalamıştır işte da böyle kod yazarsan Can ve diğer arkadaşlar artık bunu izleyecekler. İşte bak bu buradan açıp buradan kapanıyor. Görüyorsun. Eski compile'larda bu yoktu mesela. Şurada bak if diyorsun hemen kapandığı if'i gösteriyor sana. Eski compile'larda bu yoktu. Ben bu kod yazma olayına işte lisansta 2000 senesinde bize gösterdiler ama asıl yazma şeyim 2009'da falan başladım ben bu kod yazma olayına. Böyle do'ların nerede göründüğü için böyle yapmamız daha mantıklı. Bak do diyorsun. Do. İçerideki terimleri biraz da içeri yazıyorsun ki anlaşılabilsin diye. Şimdi ben printlerin bütün hepsini yaptım. Bak şimdi sana şunu göstereceğim. Build ettim. Bir sorun yok. Çalıştırıyorum. Bize ne dedik? N 12'ye kadar geliyormuş. İşte 2 üzeri n bu. N faktöriyel bu. Yani 12 faktöriyel. 2 üzeri 12 bu. Şey bu. Hocam orada E'nin çıkmasının sebebi hani sayının çok basamaklı olmasından kaynaklanıyor değil mi? Faktörelde mesela hani 0 Hayır E ama var ya sonda. efendim. Hocam bu 3. satırda hani en sonunda 4000 işte bilmem ne bilmem ne gidiyor ya. Orada hani E'nin çıkmasının sebebi çok basamaklı olduğundan dolayı değil mi? Şu üçüncü satırı mı demek istiyorsun? Yok hocam. En aşağıda hocam. En aşağıda. Bu Şu. yok onun bir üstü hocam 12. satır. 4000 bilmem ne başlıyor ya. Orada E'nin çıkmasının sebebi çok basamaklı olduğunu gösteriyor değil mi? Yok, hayır şunu yani soruyu tam anlamadım ama şundan yorum getiriyorum şimdi sana. Hocam E çıkmış ya orada hani. Tamam şimdi E çıktı. Tamam. Ben sana yorumunu getireceğim şimdi bak. Tamam. E'si şu zaten belli. Kopyaladı. Ya tekrardan bunun üzerine bir tartışma yapalım. Aynı tartışmayı notlar üzerinden yapalım. Değerler üzerinden yapalım. 90. Exit'i de tutmuş oldum. Şimdi bu neydi? Şurası n. 2 üzeri n. N faktöriyel. 2 üzeri n bölü. Pardon 2 üzeri n şöyle yapalım. N bölü n faktöriyel. Bu da toplam. 2 üzeri n bölü. N faktöriyelin 1'den 12'ye kadarki toplamı. Değil mi? Şu anda 12'de kesti. 2 üzeri n 4096'da bitmiş. N faktöriyel çok daha büyük. Yani n faktöriyel 12 çarpı 11 çarpı 10 çarpı falan. En sonunda 1 dedik. 479 çarpı 10 üzeri 8 yani 47 milyon gibi bir şey çıkmış değil mi? Burası Tamam terim. hocam. Ben onu soruyordum. Hani eğli meğli bir şey çıkmış ya o tamam büyüklüğünden dolayı tamam hocam. Daha sonra terim çok küçük çıkıyor. 10 üzeri eksi 6. Daha sonra burada da şey oluyor. Hatta şunu şöyle yapabiliriz. Herhalde en 13'te bitirmiştir bunu. En 12'ye geldi. Exit dedi herhalde 12'ye geldi. Biz ne dedik? Terimin değeri 10 üzeri eksi 5 değil mi burası? 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 aslında. 10 üzeri eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten küçük olan durumlarda şey yaptım. Bak burası 5 çarpı 10 üzeri eksi 5. Hala bizim şartımızı sağlamadı. Ama 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 1 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten küçük olduğu için geldi, durdu ve sana son sonucu verdi. Anladın mı? O zaman şöyle anlatıyorum. Ses gelmediği için.
Senin terim değerin kaçtı? Benim senin kodda yazdığın terim değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten küçük olsun dedim, değil mi? Şu. Bak burası 1 çarpı 10 üzeri 5'ten küçük değil, büyük. Hala devam ediyor. Ama şurası 8 çarpı 10 üzeri eksi 6. Yani terim değerin senin 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 ya. 1 çarpı 10 üzeri 5'ten küçük olduğu için şöyle diyelim. Senin şartın neydi? 1 çarpı 10 üzeri eksi 5. Ama senin 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 değerin küçük olduğu için o zaman burada exit yapıyorsun artık. Durduruyorsun şeyini. Loop'un dışına çıkıyorsun. Anlaşıldı mı? Evet. Anlaşıldı hocam. Tamam. Hocam bir de şey exit ile if'i print'in sonuna attığımız zaman da tüm o şeye kadar ki şeyi görüyoruz. Ya ben şöyle yazdım. Bak O şimdi daha mantıklı olmuş hocam. Benimkinde direkt sonuç çıkıyordu. molozluk yapıyoruz. Tekrardan molozluk yapıyoruz. Şimdi kodu aldım. Molozluk yapıyorum. Hiç. Yani bu ilk derslerde yaptığımız şeyler yapıyorum. Can. Şunu alıyorum. Molozluk yapacağım. Yani o if'in işte şeyin koyma yeri, koymama yeri. Ben sadece göstermiş oldum. Şimdi buraya kadar bütün değerleri hesapladın işte. 2 üzeri n faktöriyel, 2 üzeri n bölü n faktöriyel hesapladın. Burada da topladın. 2 üzeri n bölü n faktöriyeli topladın, değil mi? Bak aslında beraber matematiksel işlem yaptı. Diyorum ki ben bu do'larda bir 200'e kadar gitmiş. Önemli değil bu. Bütün değerleri yazdırsın. İşte 12'ye kadar geldi. Çünkü senin şartın 12'de durduruyordu. 12'ye kadar geldi. Eğer sen şu print'i şuraya alırsan ne olacak? Burada hiç print yazdırmayacak. Sadece son halinde print yazdıracak. Çünkü işte 001'den geldi. N eşittir 12'de print yazdıracak. Anladın mı? Ona N eşittir 12'deki değeri verecek. Faktörünü verecek. Terimi Anladım verecek. hocam. Verecek. Exit'i Sen... önce attığımız zaman o kısmı atlıyor direkt. Bak şuraya hayır aslında o da değil. Çünkü sen bu print'i sen şunu diyorsun. Soru biraz daha iyi anladın. Şunu diyorsun. Koda gelelim. Sen diyorsun ki print'i şuradan kes. Şu exit'in sonuna mı koy diyorsun? Exit'in sonuna koysam bana hiçbir bok yazmaz. Çünkü bu gelecek direkt exit'i yazacak. Bak bak şimdi exit'in sonuna yazarsan ne olacak? F'e geldi. Exit dedi hiç buraya girmeden problemi bitirecek. Bana hiç print'i yazdırmayacak. Bak göreceksin. Exit'in sonuna yazdığım için. Bak direkt son değeri yazdı. Hocam benimki böyleydi. O kısmı atlıyor hep. Evet. Ama Ben böyle bunu yazmıştım. exit'in önüne atarsan ne olacak? If dedim bu. Oraya kadar Daha sonra yazdırıyor. Ondan direkt sonrasını sonra çıkıyor. loop'un dışına atacak. Değil mi? Çok güzel. Bak şunu yani beraber öğrenmiş olduk. Bak son değeri de gösterdi. Gelişimini göstermedi. Sadece son değeri gösterdi. Bak bu değer 10 üzeri eksi 6'dan küçükmüş. Küçüktü. Şu değer zaten buydu. Sanırım sepetlerini de böyle atmış oldum. Tamam mı Can? Tamamdır Şimdi hocam anladım. sana Fortran'ın bir güzelliğini daha anlatayım. Biz Fortran'da do loop'ların güzelliğini iki tane örnek yapacağız ve do loop'un güzelliğini anlatacağım sana. Biz do loop'ta her zaman ne demiştik? Şuna geliyorum. Ben do loop'u anlatırken ilk başta ne demiştim? Do loop işte bir değer işte x diyelim sallıyorum ya da i diyelim. Initial değeri vardı. Last değeri vardı. Son değeri vardı. Bir de arada step değeri vardı. İşte birden 250'ye kadar bir adımlarla gitsin dedik mesela. Ya da 200 dedik son şeyimizde, örneğimizde. Ya da işte sınav sorusunda ne yapmıştım? Birden 16'ya kadar 3'lü 3'lü gitsin. O zaman ne olacaktı? İ diye ya da i diyelim şuna. Ne olacaktı? 1, 4, 7 gibi gidecekti 16'ya kadar değil mi? 10, 13, 16 olacak. Biz burada şunu yapabiliriz. Ya bunu böyle bir şey demiştim size. Böyle bir mantık demiştim. Ama do loop'a biz hiçbir şey yazmasak Can. Yani burada play'in kalsa, hiçbir şey kalmasa. Ya ben bunu şöyle diyorum. Ünlem koyduğum için diyorum. Do play'in olsa yani hiçbir şey yazmasa. Bu kod yine çalışır. Do dedim. Hiçbir değer vermedim, vermedim, vermedim.
Tabii bu do değeri çalışır dedim ama ben burada n'i de etkilemem lazım değil mi? Do değeri dedim. Burada o zaman diyeceğim ki n eşittir. Birden başlasın. Bu arada benim klavye biraz İngiliz US klavye geçti. Türkmüş klavye güzel getireyim. N eşittir. Birden başlayacak. Ve en sonunda ne diyeceğim? N eşittir 1 dedim. Burada da şunu diyeceğim. N eşittir. N artı 1 diyeceğim değil mi? Çünkü ilk başta n'i 1 dedim. Do'nun içine girdi. Çünkü burada n değerleri var. Gördüğün gibi şurada do'nun içinde n değeri var. Do'nun dışına hiçbir şey yazmıyorum. Do'nun satırına hiçbir şey yazmıyorum. Do play'in kaldı, tamam mı? Yani boş kaldı. Ya da do play'in or do empty. Tamam. Yani boş kalırsa do'nun şeyi. Do empty. Tamam. Kalırsa ne olacak? Bu do'nun burada hiçbir şey vermiyorum. N eşittir 1 verin. Çünkü burada n değeri var. Çünkü bunun içinde bir n tanımı var. N dedim. Ve en sonunda loop'un dışında sürekli n'i 1 arttırıyorum. Aynı sayaç gibi. Bunu 1 yaparsam benim kod böyle de çalışır. Anladın mı şunun mantığını? Can. Anladım hocam ama do daha çok işimizi kolaylaştırmıyor mu? Ya ben bir mantık anlatacağım Ya tamam. sonrasında. O mantığı anladım. Bu mantığı anladım hocam. Yani daha sonra bir mantık anlatacağım. Yani do sadece böyle yazılmıyor, şöyle yazılıyor mantığını anlatacağım. Tamam mı? Yani bir de bir belli bir sistematikte anlatıyorum ki böyle yavaş yavaş anlayabilirsiniz diye. Direkt ya yani bugüne kadar işte 10 haftadır ders işliyoruz ya. O 10 haftadır derste ben size bir örnek veriyorum. Sonra nedenini açıklıyorum. İşte ya da o örnek başka bir şey oluyor. Mesela biz burada sayaç anlattık ya, bak al sana sayaç. Sayaç buradaki karşımıza geliyor. Yani bir topluyoruz çünkü aslında bir nevi bir sayaç gibi. N eşittir birden geliyor. Benim şurada sana demek istediğim şu. Ben Do'ya hiçbir şey demesem, bak şurada Do'nun yanında hiçbir şey yok. Hiç sıfır bir şey yok. Ama tabii o beni, yani senin dediğin doğru. Yani Do eşittir N eşittir birden 200'e kadar yazmak daha mantıklı. Çünkü N bir burada sonunda N artı N eşittir N artı bir yazmıyorum. Böyle yazarsam bile benim kodum çalışır. Bak doğuda hiçbir şey yok. Hiçbir değer yok. Tamam. Böyle olduğu zaman da benim kodum çalışır. Bak kopyaladım. Şey, save ettim. Build ettim. Çalıştı. Şöyle yaparsam. Bak görüyorsun kodumda hiçbir değişiklik yok. Anlaşıldı mı bu? Yani. Anlaşıldı hocam, bir sıkıntı yok. O zaman şunu daha iyi anlayabilmen için şöyle yapıyorum. Bir daha bunun üzerine yazarak anlatayım. Evet, do empty geldi. Kopyalıyorum. Molozluk yapacağız yani bir şekilde ya da üzerine yazılar yazacağız. Yani do play'in olduğu zaman da senin dediğine geliyor. Yani do'yu şöyle yazmak daha mantıklı. Do en eşittir birden 200'e kadar yazmak daha mantıklı. Daha kolay ve daha anlaşılabilir bir şey. Ama diyor ki do tarafında boş kalırsa ve burada n değeri var. N'i baştan atamam lazım o haliyle. N dedim. Sonra loop'un dışında ha, şurayı almamışım. N eşittir. N artı 1 var. Daha sonra end do diyeceğim tabii ki buraya. N çünkü n 1 dedim. Bunu toplamam lazım. Yani sayaç yapmam lazım. Gitgide artması lazım bunu. O yüzden bu gitgide artacak. İşte buraya geldi artık 2 olacak. Şuradan da sonra doğulup 2'ye gelecek. Daha sonra 3 olacak. Şurası 3'e gelecek ama şurada anlatmak istediğim şey şu. İlla doğulupun yan tarafına bir sayı işte init değeri, last değeri ve step değeri girmemize gerek yok. Tamam. Ve bunu da işte biz if'le de şeyi çıkartmış oluyoruz. Belli bir bizim bir şartımız var. Diyoruz ki terim onun üzerinde eksi 5'ten küçük olursa çık diyoruz. Çıkınca da bize şey değerini veriyor. Şimdi sana asıl anlatmak istediğim şeye geliyorum. Asıl anlatmak istediğim şey de şu. Biz do yerine hiçbir şey yazmadık. Şimdi şuradan kurtaracağız. İlerlemeyi anlatıyorum sana. Böyle roman rakamlarıyla yazayım. İlerleme bir. Do yerine n eşittir. İşte bir, do eşittir yazdım. N eşittir. Birden 200'e kadar değer yazdım. İkincisi burada yazdık ve if kullandık değil mi? İşte if kullandık ki
biz şeyden çıkabilelim. Daha sonra dedim ki do'yu boş yazarsam da, do empty or plain olursa, boş yazarsam da ve yine aşağısına if yazarsam, yani if ve exit yazarsam, if exit, exit tabii burada end if de olacak tabii ki, exit yazarsam, buradan benim şartımı sağlıyor. Yani terim 0.05'ten küçük olduğu zaman da loop'un dışına çıkıyor. Şimdi üçüncü durumda şu olacak Can. Ben hem do'yu plain yazacağım. Hatta plain gibi bir şey olacak. Hatta do'yu plain demek şu demek. Do'nun yerine bir şeyler yazacağım ama sınırlarını yazmayacağım. Last şey pardon. Initial değer. Initial yani değer. İşi boş olmayacak mı hocam? Sadece do yazacağız. Yok. Bunda bir şey yani sınırlar olmayacak diyelim. Şöyle diyelim. Limitation'lar olmayacak. Sınırlar olmayacak. Tamam mı? Sınırlar olmadı. Yine en eşittir yapacağız. Parantezleri koyacağız. Limit olmayacak. Limitless olacak. Yani buradaki initialize step'i koymayacağız. Aynı zamanda if'i de koymayacağız. If de yok. If de yok. Tamam mı? Şart da yok. No if. If'i de koymayacağız. Bir tabii burada hepsinde end do var. Şunların da end do var. Yani çünkü do ve end do dedik. Burada da end do dedik. Olmadan bir do yazma stiline geçeceğiz. O da şu. Diyorum ki do'nun limitleri yok. İniş değeri yok. Last değeri yok. Step değeri yok. Bir de en sonunda da if değeri yok. Biz çünkü ne dedik? Do dedik. İşte if işte terim 0.005'ten büyükse şey küçükse çık dedik. Değil mi şey? Exit dedik çıktık. Aynı şuradaki gibi. Do 0.005'ten büyükse exit dedik. Loop'un dışına çıktık. Şimdi öyle bir kod yazıyorum ki şuraya. Şimdi o tekrardan şu kontrol koduna geleyim. Çünkü kod üzerinde değişiklik yapıyorum. Buraya diyorum ki şunu kaldırıyorum. Şimdi şu an önümüzde kalsın. Ünlem koyuyorum. Yani bir nevi kaldırmış oluyor. Yani bilgisayar bunu görmüyor. Değil mi? Benim sesi şuradan kapatayım. Diyorum ki burada do play yani burada do play dedim. Bir sonrakinde şöyle diyeyim. Limitless diyeyim. Limitless. Tamam. Yani limiti yok. Şöyle yapalım. Yanlış oldu. Çok şey yapmayayım. Limiti yok burada şeyin. Kodumun. Yani initial yok. Ya da diyelim ki şöyle yazayım. Without without initial last and step. Tamam. Step değerleri yok. Ve if de yok burada. Çünkü artık if'i de yazdım. O zaman ben kodumu şöyle yazıyorum. Do while bak yeni bir şey öğreniyoruz. Do while diyorum ki terim değerim greater than 0.0 şöyle yapalım. Greater than 0.0000 şöyle yapalım. 0.0001'den 10 üzeri eksi 5 yazdım yanlış olmasa olursa diyeceğim. Şimdi biz şu iki terimde şurada var. Biz ne demiştik? İlk başta terim değeri 0.05'ten küçükse çık demiştik değil mi? Doğru mudur Can? Bir ses ver. Evet hocam evet. 0.0001'den küçükse çık dedik. Bu sefer şunu diyorum. Do while diyor ki terim değeri o zaman ne olacak? 0.0001'den büyükse bunun içine gir diyecek. Büyükse bunun içine gir. Tamam. Terim değerim 0.0001'den büyükse do while, while İngilizce'de aslında bir nevi şartlı şey var ya while ben bunu yapıyor iken while I am going to school falan diyorlar ya I was going to school. Okula gidiyor iken falan oluyor ya. Burada da ne olacak? 0.0001 büyük ise iken gir bunun içine diyor. Anladın mı? Yani mesela terim değeri 1 ise gir içine. 2 ise gir anladım içine. Anladım hocam. Yani if'in tam tersi aslında. Aynen tam tersi. If'ten kurtarmış oluyoruz. Şey yapıyoruz. O haliyle ne yapacağız tabii ki terim. Şimdi tamam diyorsun ki hocam terim değeri 0.001'den büyük olsun diyorsun. Ama sen bilgisayara bir terim değeri atamışsın.
Bu terim değeri ne olacak? İlk başta bilgisayar bir de terim değerini atamamız lazım. Mesela 0,0 büyükten bir terim değeri atacağız. Terim mesela diyelim ki şey başlamadan önce, loop'a girmeden önce terim 1,0 diyelim. Zaten terim 1,0 girdi. Büyük terim 0,0,1'den büyük oldu. Loop'un içine girdi. İşlem yaptı. Tabii artık bu do play'in mutat initial last step dedik ya. O yüzden ne değerini tekrardan yazmamız gerekiyor. Anlaşıldı mı? O zaman şu yazdıklarımı biraz da monoz gibi yani bu yazarak anlatayım. Şöyle yapalım. Biraz şurada bütün programı görebilecek şekilde yapayım. Ha, end program da geldi. Şöyle olmuş oldu. Can sana artı 5 puanı vermeyi unuttum final eklentilerinde. Onu bana hatırlat, tamam mı? Tamamdır. Hocam Ders bitiminde sayaçta yazdım hatırlatayım. ya. Tamamdır. Şimdi şunu aldım. Kopyaladım. Şimdi ne yapıyorum? Tekrardan gelirsem hatırlatmak amaçlı. Bu sefer do'nun başında yine initialize, last ve step değerleri yok. Aynı zamanda if de yok. If de Hocam bir yok. şey sorabilir miyim? Hem do'ya bu işte hani başlangıç bitiş verip hem de while kullanabiliyor muyuz? Yoksa kullanamadığımız için mi boş yapıp böyle en Mesela eşit 10 artı 1 yaptık? bizim problemimiz şuydu. N eşittir birden sonsuza kadar. Sonsuzu bilmiyoruz. Sonsuzun sınırı yok. Anlatabiliyor muyum? Sonsuzun sınırı yok. Biz yani 2n bölü n faktörü n eşittir 5'e kadar hesapladık. Sonsuzun sınırı yok. Hatta biz burada şey dedik. Şuraya gelirsek işte bir sonsuz dedik ama en sonunda if'le çıkarttık. Ama biz yine ne yaptık? N eşittir 1'den 200 dedik. 1'den 1 milyon dedik. Hatırlıyor musun? Yani sallıyorduk yani initial değerlerini. Şunu demek istiyorum ya, tekrardan şuraya yazayım o zaman. Biz 2n bölü n faktörü şunu alayım. Niye bunu diyoruz? Biraz da mantığına gelin o zaman. Yani belki ben mantığı anlattım sanıp çok da sana geçmedi o demek ki. Yok hocam, o Doğru. kısmını anladım. O kısmında bir sorun yok. Benim sormak istediğim şey de hani bu do while kalıbını yeni öğrendik ya. Hem do while kullanıp hem de bu hani başlangıç bitiş son Yok, değerini onu verebiliyor yapamaz. muyuz merak ettim ben. Onu yapamıyorsun. Ya, Yani tamam. O yüzden şey yaptık biz. şu. Onun mantığı da şu. Can. Biz sonsuz dedik. Bu sonsuzu bilmiyoruz. O yüzden do'da initial değer kullanmıyoruz. Last değer kullanmıyoruz. Step değer de kullanmıyoruz. Biz do'lu yazıp işte n eşittir 1'den 200 dedik. If deyip çıkmış ki exit'te. Yine burada bir değerlerimiz var. Anlatabiliyor muyum? Burada bir değer var. Aslında biz bu değeri bilmiyoruz. Daha sonra yani biz bu değeri bilmedik. Çok güzel yani bu değeri bilmiyoruz. Do play yaptık ama n eşittir 1 dedik. Yani do'nun yanına hiçbir şey yazmadık ama n eşittir 1 deyip do'nun içinde n eşittir n artı 1 dedikten sonra if koyduk değil mi buraya? Do'nun yanında hiçbir şey yazmadık ama if koyduk. Ben diyorum ki hem if'i kaldıralım hem de şurası zaten yoktu. O zaman diyorum ki zaten anladın ama şey do while diyorum. If'i de kaldırıyorum. If'ler de yok artık. Ya yani bunlar geçersiz. Yani bir anlam ifade etmiyor. Ünlemler var burada. O zaman diyorum ki terim 0,0,1'in içinden büyükse gir. Tamam mı? Bu değerin içinde büyükse gir. Bu büyük değilse çıkacak. Ya bu bir nevi if gibi aslında. Burada tek dikkat etmemiz gereken şey yine n'leri yazdırıyoruz. O sayaç gibi yazdırıyoruz. Çünkü n var. Ve burada da n loop'un içinde sayaç gibi döndürüyoruz. Ayrıca bir de terimi yani sen şöyle bir şey yapalım. Şu terimi 1, 0 diye bir değer atadım. Ben o terimi 1, 0 diye bir değer atamasam ne olacak? Bir de ona bir bakalım kodda. Mesela ben terim 1, 0 dedim ya. Şunu siliyorum gayri ihtiyar şu anda. Şöyle şey geleceğim. Print yıldız
Bir gün Hocam 1.0 vermeseydik şey olacaktı. Ha, direkt terimi bir sayı vermedik. prim'e bir değer vermedik. Bakalım kaçmış. Ben print dedim, stop yaptım. Aslında ben size biraz debug öğretmem gerekli ama şu anda kaldı. Tamam ya, yani debug farklı bir olay. Debug'ı ben şu anda manuel yapıyorum. Yani böyle teker teker değerlere kendim bakıyorum. Diyorum ki buraya print terim yazdım. Kodu durdurdum. Stop ettim yani. Build solution dedim. Ya benim kod buraya kadar gelecek, burada duracak. Do while ile hiçbir alakası yok. Ben sadece merak ediyorum. Terim hiçbir değer atamasam, yani 1-0 vermesem kaç gelecek benim koduma? Şöyle yapalım. Kopyala. Ha, build failed diyor. Niye failed diyor? Program değer 1. Ha, ipsilon bir de buraya terim var. N eşittir 1 de var. Artık tekrar iki tane hata diyor. O hataları bak, hemen şöyle silmişim. Ha, tabii if'i de sileceğiz. Yani ben if dedim ama end if'i silmemişim. Buradan bir hata var. Kaydettim. Evet, şu anda şey. Bak, çalıştırınca ne olacak? Benim değerim kaçmış terim? Hiç terim 1-0 atamazsam. Eksi 1.037 çarpı 10 eksi 8'miş. Bu 0.01'den küçük. O zaman zaten hiç loop'un içine girmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Anladım hocam. Sistem bozuluyor vermezsek. Mesela şöyle yaptım. Hiç vermedim. Bak, hiç loop'un içine girmeyecek. Çünkü 1 çarpı 10 eksi 8'miş. Eksi 1 çarpı 10 eksi 80. Yani şeymiş diye. Şunu şuraya yazayım. Hiçbir şey yazmazsan neydi? Yani terimi tanımlamazsan tanımlanmaz. Kötü de yazıyorum ya. Terim bir tanımlamaz isem ne olacakmış? Bir eksi bir çarpı 10 eksi 8 olacakmış, değil mi? Küsur altı da var. Bu değer 0.0001'den küçük, değil mi? Bu değer 0.0001'den küçük. Yani bizim do while greater'ımızı zaten sağlamıyor. O haliyle ne olacak? Burada bak, göreceksin. Terim dedim. Biri yazmalı. Hiç loop'un içine girmeyecek. Bak, göreceksin. Boyut solution. Hiç loop'un içine girmeyecek. Bak, direkt sıfır veriyor sana. Sepet değerini sıfır veriyor. Anladın mı şimdi? Loop'un içine hiç girmiyor. Çünkü bu değer, yani eski değer neydi? Şöyleydi. Veya ünlem yapayım şuraya. Terim değerim. Eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 8'miş işte. Şöyle diyelim. Eksi 8'miş. Tamam. Bu değer bundan küçük olduğu için do while'ın içine girmeyecek. O zaman ben bunu yapabilmek için ne yapıyorum? Terime bir değer atıyorum. Bu değerden sıfır bir değerini atıyorum. İşte bir olsun. Hatta şunu şöyle de yapabilirim. 0.00002 de diyebilirim. Hiçbir şey değişmez benim. Çünkü bu değer 0.01'den büyük olduğu için loop'un içine girecek. Anlaşıldı mı? Anladım hocam. Mantığını anladım. Do while'ın hepsini. Sağ olun hocam. Do şu. Bir dedim. Şimdi çalıştırıyorum kodumu. Bir dedim. Bak, şöyle geliyor. İşte kaçmış. Ben aradaki şunları da alabilirim. Bütün değerleri alayım. Sadece print değerini aktif edeyim. Bak, görüyorsun. Print değerleri de şimdi aktif olacak. Olduğu zaman görüyorsun. Bak, sana gelişmeyi de gösteriyor aslında yine tekrardan. Terim değeri 0.001'den büyük, küçük olunca loop'tan çıkıyor. Anladın mı? Anladım hocam. İfli gibi ya, hani if'teki sonuç gibi aynı şey çıktı. Aynen. Burada diyor ki if greater'dan büyükse içine gir. Anladın mı? Anladım hocam. If'e göre mantığı zıt. Zıt. If'te direkt atıyordu hani sıfır bir, yani küçük olduğu Aynen. zaman. Bu da sıfır birden büyük olduğu zaman içine gir diyor. Molozluk yapıyoruz tekrardan. Eskisinin molozluğunu yapalım. Diyor ki if bu 0.1'den küçükse, less equalsa, yani küçük ve eşitse ne olacak? Buraya gir. Yani aslında mantık aynı. Bu sağlanıyorsa içine giriyor. If'in içine girip exit diyor. O zaman burada da şey diyor. Bu sağlanıyorsa içine giriyor. Bak, greater, yani less'ten demedim. Greater equal da diyebilirdim aslında. Anladım hocam.
Bu sağlanıyorsa içine giriyor. İfte de öyle aslında. İfte bu sağlanıyorsa içine giriyor. Anlaşıldı mı? Bu şart sağlanıyorsa... Anlaşıldı hocam. Bu do while mantığı falan hepsi anlaşıldı. Çok güzel. Şimdi bir soru sorayım. Biz hatta şunun üzerinde bir kod yazmak. Böyle güzel bir kod yaz. Hatta ben şunu şöyle dedim. 1'den 250'ye kadar o kalpazanlık olayını nerede anlattım? Dolar. Bir daha bakayım o kalpazanlık olayını, yani şey matematiksel seri olayını nerede anlattım? Ha, şurası. Şimdi bana öyle bir kod yaz ki hocam. Şu ikisini alayım tekrardan. Ne oldu ya? Nereye gitti? Şunu alıyorum. Şöyle yapalım. Kopyala. Şuraya bak. Paste. Şimdi biz şimdiye kadarki kodlarda ne yazdık? 2n bölü n üst. 2 üzeri n bölü n faktöriyeli yazdık. Bu da e kareye denk geliyordu. Şimdi de senden öyle bir şey kod yazmanı istiyorum ki e üzeri x yazdır. Şöyle. E üzeri niye yazdın şurada? Kalem gelsin. E üzeri x'i yazdır. Yani bu senin kodun e üzeri kareyi de hesaplayabilir. E üzeri x'i de hesaplayabilir. Tamam mı? Yani e üzeri 3'ü de hesaplayabilir. E üzeri 3.5'i de hesaplayabilir. Yani burada daha jenerik, daha şey bir kod yaz. Eksponansiyel x diye bir kod yaz. Bu kod e üzeri x'i yazdırsın. E üzeri 2 yazmayı bildiniz. Hatta do while'la yazabildin. Şimdi diyorum ki e üzeri x'i yazan yine do while'la bir kod yaz. Yapabilir misin? Bu x'i de x değerine şeyde okuttursun. Print'te okuttursun. Olur mu? Print'te. Sen de ki işte e üzeri kaç hesaplamak istiyorsunuz de. Sallıyorum e üzeri 10'u hesaplasın. Bu x yerine 10 koyalım. Şuradaki değerli de şöyle bir kod yaz bakalım. Tamam mı? Anladın mı yapacağın işi? Do while'la bir e üzeri x'i bir kod yaz. Yani hocam tamam. Ya biz bilmeden e kare hesaplamışız, tamam mı? Eksponansiyeli ya e kare hesaplamışız. Bilmeden eksponansiyeli 2'ye hesaplamışız. Bu da 2n bölü n faktörü. Ben sana diyorum ki öyle bir kod yaz ki e üzeri x hesapla. Tabii x de şey olmasın. Integer değeri olmasın. X nasıl bir değer olacak? Real bir değer olacak. Mesela ben e üzeri işte 2.8'i de hesaplayabileyim. Anlatabildim mi? Bu x'i de anladım hocam. Baştan sana okutsun. Bu da kaçıncı örneğimiz oluyor bakalım. Onu da yazalım ki şey olmasın. Onu yapalım bu şeyde. 1'den 250'ye kadardı. E kareler çok. Yani do while'ları onları ben anlattım. Aslında bu bir nevi üçüncü örnek. Bu şeydeki üçüncü örneğimiz. Aradaki anlatımları ben kendim yaptım. Şimdi şu kodu yaz bakalım. Sonra da hatta bu kodu yazmadan şunu yapıp bir ara verelim Can. Eksponansiyel bir de nasıl yazılıyor sana anlatayım mı? Yani eksponansiyel biz o kadar uğraştık. Eksponansiyel bir de nasıl yazılıyor sana göstereyim mi? Olur hocam. Eksponansiyel de şu aslında. Şöyle yazılır. Mesela print sepet dedin ya. Bir de print şöyle diyelim. Yıldız virgül. Eksponansiyel şöyle yazılıyor. X diyorsun. Parantez 2. Yani eksponansiyel şu aslında. Genel yazılım şeyi şu. Mesela x'in eksponansiyelini şöyle yazıyorsun. Eksponansiyel herhangi bir sayının diyelim. Eksponansiyel. Hatta şöyle diyebiliriz. Şöyle diyelim. Real. Bu aslında gereksiz şu anki yaptığım şey şu. Gereksiz bir şey. Şey diyelim. Üssü diye bir de yaratayım. Üssü, tamam mı? E üssü diye bir de yaratayım. E üssü diye bir değer atıyorum. Real olan. O zaman diyorum ki diğerim de şu olsun. E üssü işte eksponansiyel 2'ye hesaplasın. Yani çok aslında yaptığım çok saçma bir şey şu anda da olsun. Print yıldız virgül e üssünü hesaplasın. E üssü. Şimdi şuna dikkat edeceğim bir de.
Biz şöyle bir dedik ya, greater 0.0'da birden büyükse içine gir dedik. Yani bir şart koyduk içine. Bizim kendi yazdığımız sepetle, yani topladığımız sepetle gerçekteki hesaplanan eksponansiyel 2, bakalım birbirinin ne kadar farklı. Ya da aynı mı, bir bakalım. Tamam. Şuna bir bakalım. Kontrol ettim. Bir şey çıkıyor. E üssü diye bir terim yok diye, yok muymuş? E üssü diye bir diye yaratadım. E üssü. Oldu aslında şey. E üssü eksponansiyel 2. Kaydedeyim. Dedim. Kaydetmedik belki. Yok. E alt çizgi üstü değil mi? Bunu bir daha kopyalayalım. Kopyalıyorum. Niye öyle saçmalama? Yes. Şöyle yapalım. Hiç bulaştırmayalım. Print eksponansiyel 2 diyelim. Bence böyle yapmak daha mantıklı. Zaten eksponansiyel 2 hesaplıyoruz ya. Hiç üstüne müste gerek yok. Şuna da gerek yok. Şunu da sileyim. Anlattığım şeyleri de sileyim. O zaman if'leri de buradan sileyim. If'ler, exit'ler, şunları da buradan sileyim. Daha güzel bir kod kalsın ortada. Şimdi bakalım aynı hatayı verecek mi? Ha, ben şeyleri de sildim. O kadar elim şey ki. Korkak alıştırmamışım ki şeyleri de sildim. Şey oldu, ha, şunları da kaldı. E üstüyü sildim. Ah. Şunu sildim. Duvayı o zaman ifi sildim. İfler kaldı. Eksponansiyel 2 hesaplasın bakalım bu sefer doğru olacak mı? Yine şey diyor. EXP bir boşluk mu bırakacaktı acaba? Bir boşluk mu oluyordu? Bir bakalım. Allah Allah. Eksponansiyel. Ben böyle yazmıştım. XP. İstersen sen bir kodunda denesene Can. EXP 2 kaçtır? Yani online compiler'da oluyor mu? Deneyeyim hocam. Ya şöyle olabilir. Belki 2 değildi. 2.0 diyebiliriz şuraya. 2.0 desek de olur. Böyle deneyelim. Belki oradan bir real dedik ya. Ha, şimdi oldu yani 2.0'mış. Sepetle 2.0 arasındaki bir değere bir bakalım. Doğru mu mesela? Burada tam birlik bir hata var. Oradaki birlik hatayı biz nereden yaptık onu bilmiyorum. Burada bir birlik bir hata var. Bu. Görüyorsun. Bir şöyle bak. Bir tanesi 7.38 0.55. Bir de da bir tanesi 6.38 0.55, bir tanesi 7.38 0.56. Onun bir hatasına bakalım. Şeyi yanlış mı yazdık? N eşittir 1'den dedik. 2 üzeri n bölü n faktöriyel. Diğer 1 bölü diğer faktöriyel. Terim dedik. Aslında şuna bir bakalım. Yanlışımız nerede? Bakalım. Şöyle bir bunu bir açalım. Şu soruya gelmeden bir bunu bir açalım. Şunu aşağı belki yanlışımız buluruz. Şöyle bunu şu print'i de aşağı alalım. Şu x'i print edecektik onu. Yazımları bir alalım aşağı. Şunu bir açalım. Yani e üzeri 1 dedik ya. 2 üzeri 1 bölü 0 faktöriyel artı 2 üzeri 2 bölü 1 faktöriyel, 2 üzeri 3 bölü 3 faktöriyel. 200, o zaman belki şu terimde bir sıkıntı vardır. 2 üzeri 1, 2. 0 faktöriyel kaç? 1'den sonsuza kadardı bu. O sıfırdan mıydı? O sıfırdan başlıyordu. Bir bakalım. O serilere bir bakalım. Ben yanlış olmasın. Sıfırdan da başlayabiliriz. 2 üzeri 0 bölü 0 faktöriyel olabilir. Sıfırdan başlayacak sanırım. En sıfırdan başlayıp. O matematiksel serilere bir bakalım. Yanlış olmasın. Exponential
Hatta şöyle bir seri fotoğrafı var bende mi? Bir bakalım. Ona anlatım ondan. Fortran. Seri diye bir fotoğraf almıştım ben burada hatırlıyorum. Ha, sıfırdan başlıyormuş. Can gördün mü? Ezore sıfırdan başlıyormuş bak. K0'dan sonsuza kadar. Gördüm hocam. O zaman biz bunu yani yanlışımızı bak sonradan fark ettik. O zaman ne yapacağız? N'i sıfırdan başlatacağız. N'i sıfırdan başlatacak. İş bitecek. Birden değil o haline. Sıfırdan başlatırsak ne olacak? Görüyorsun. Bir daha çalıştıralım kodumuzu. Burada ne diyor? 2 üzeri 0 bölü 0. Bak, o zaman şöyle yapacağız. Sıfırdan başlayacağı için onun mantığını da yapalım. Onu da bak yani hatalar aslında bak benim yaptığım hatalar bile çok şey öğretiyor. Çünkü ben bazen diyorum ki derse hazırlanıp geliyorum. Ama hata yapıyorum. Şimdi onu da göstereceğim sizlere. Bunu kapatalım, 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 kapatalım. O zaman şöyle bir şey diyorum. Daha doğru yazabilmek adına. Sıfırdan başlıyor ya bu. Hocam E'leri sıfır. ben N'e sıfır verdim bizim şeyde. Sonsuza kadar gitmeye başladı. Infinity yazmaya Şimdi başladı. o, bende de o geldi. Bak şimdi bak aynı mantık şeyini. Ben hiçbir şey değiştirmedim. Sıfır dedim. Koda geliyorum pardon. Bak sıfırdan başladım. Çalıştırıyorum. Bak infinity diyor. Bir yerden durduralım. Bir yerden sonra infinity diyor. Aynen Niye ben de öyle. bir infinity diyor? Hemen bakalım. Şimdi 2 üzeri 0 bölü 0 faktöriyel. 2 üzeri 0, 0. 0 faktöriyel kaç? 0. Yani 1 bölü 0 sonsuz. Değil mi? O haliyle biz ne yapacağız Can? Biz bu terim değerini ya da sepet değerini kaçtan başlatacağız? Sıfırdan değil de kaçtan başlatacağız? Birden başlayacağız. Birden başlatacağız. Yani bir yapacağız. Anlaşıldı mı? Sepet değerini Anladım kaç? hocam. Sıfırdan başlattık mı sonsuza gidiyor. Aynen. Sepet değerini birden başlatacağız. Ve eni birden başlatacağız. Şimdi çalıştıralım. Bak ya benim de çok güzel yanlışlarım var. Hatta ben işte geçen hafta diyorum ya çok güzel yanlış yaptığını söyledim falan diyor. İşte onlardan bir tanesi. Sepeti birden başlatıyorum. N1 tamam. Çok güzel bu. Niye bir şey yaptı? Debug hatası verdi. O zaman şu kontrolü alıyorum. Kopyalıyorum. Bu can. İşte senin kodun üzerine çalıştık. Kopyaladım. Şöyle yapayım. Kontrol 2 diye bir şey. Bazen şey oluyordu ya. Sıkıntı yaratıyordu. Aynı kod aslında bir sıkıntı yok. Kontrol 2 diye bir proje açıyorum. Kontrol 2. New item. Kontrol 2 diyeyim. Kontrol 2. O zaman birini sileriz artık. Ya kalmasın. Çünkü onda hiçbir şey yapmadık. Sadece çalıştırıyorduk. Program can. Şimdi bir daha şey yapalım. Ya şimdi yaptı yani aynı hiçbir şey yapmadı. Bak bir farkı yok. Bu bizim sepet hesapladığımız şöyle diyelim. Print şöyle diyelim. Sepet eşittir. Sepet burada da print şöyle deriz. E üzeri 2 diyelim. Eksponansiyel 2 eşittir. Bir de şey koyduk mu? Olur değil mi? Yani burada şunu yapıyorum. Daha printte iyi gözüksün diye. Şunu yaptım. Sepetim, kendi hesapladığım sepet 7.38.955 ama eksponansiyel 2'de programın hesapladığı görüyorsun çok fark çok çok az. O zaman sana bir soru daha sorayım Can. Ben bu farkı kapatabilmek için ne yapabilirim? Şuradaki şartla oynayabilir miyim? Hocam hani biz 4-0-1 yaptık ya onu biraz daha şey yapabiliriz.
Bundan büyükse gir diyoruz yani. O zaman ne yapacağız? Bu diye biraz daha küçülteceğiz değil mi? Küçülteceğiz aynen. Aynen. Şöyle yapalım. Bakalım bu sefer kaça gidecek. Küçülttük değerlerimizi. Bir de okutuyoruz. Bu sefer 15'e kadar gitti. Bak sepetim yine çok küçük bir fark var. Deminkinde işte 55'e 56 idi. Şimdi 57'ye 56 oldu. Hatta biraz daha küçük yapalım. Biraz daha küçük yaparsak kaç çıkacak? Artık bu sefer de çok değişmiyor aslında. Gördüğün gibi çok böyle 1, 2, 3, 4. Yani milyonda bir mertebe kadar bir farklılık var gördüğün gibi. O kadar da olur hocam ya. O kadar da kaldı sizinde olur. Tamam, şimdi bir ara verelim. Sonra bu kodu yazalım. Sonra da dersi bitirelim. Tamam. Tamamdır hocam. Sen bana şu kodu yaz bakalım. Yani E üzeri 2'yi hesapladık ama sen şimdi E üzeri şeyden. Hatta sana şu kodu da verebilirim. Son halini sana şu kodu vereyim. Senin kodundur zaten bu. Yani do while'ı kullandık. Ama E üzeri 2'yi hesaplıyor sadece. Sen buradan E üzeri X hesaplayan bir kod yolla bana. Chat'ten atayım. Chat'ten de geldi. Son şey. Tamam. Son yazdığımız kodda. Tamamdır hocam. Ne geldi? Hocam bu arada niye bu hafta sen katıldın? Berkay katılıyordu, Göksun katılıyordu, işte Ömer falan katılıyordu hatırladığım kadarıyla. Hocam bilmiyorum ya. Herhalde bayrama girdi ya. Şehir dışında olabilirler. Bağlanamamış da olabilirler. Ha, ben onu düşünmedim. Çünkü bu Perşembe Cuma'ya bağlamadılar ya. Evet. Bilemedim hocam. Ben de zaten hocam İstanbul'da değilim. Ben de şehir dışındayım. İşte yakında bir laptop buldum, öyle bağlandım. Normalde bağlanamayacaktım. Yani o bile şey yani çok saçma yani. Ders işleniyor burada ya. Yapalım. Onlar da kendi bilecekleri işte. Evet, evet, şimdi kodu yaz bakalım, ondan sonra da konuşalım. Hocam ekrana yansıtabilir misiniz? Bu şeyi alt alın. Heh, tamam. Sağ olun.
Hocam böyle bir şey denedim ama oldu gibi. Hadi bakalım. Yolla bakalım. Yolladım hocam. Şimdi bir alalım. Hatta şöyle bir alayım, bir tartışalım. Prensiklerini alayım. Moloz gibi tartışalım hocam. Allah molozuz ya. Niye öyle yazıyor moloz? Bu erkekler Hocam ben moloz. sınava moloz part yazdım. O kısmı görmüş. Hatırladınız mı? Nereye? Ben sınav Sınava. kağıdına moloz part yazmıştım hani. Aynen, sen verdiğimiz kağıdaki çözüm yapmamışsın da oraya karalama yapmışsın. Moloz part yazmıştın. Evet, hatırladım. Evet. Allah. Yani moloz şöyle güzel lan. Yani çok akılda kalıyor. Ya evet yani moloz, yani bu hiçbir şey anlamıyor. Komp Bir de hocam halinde. hoşuma gitti yani moloz yani. Tek tek Ya deniyoruz sen ya. ne kadar kod yazmış mıydın hiç Can? Hocam ben ömrüm boyunca hiçbir şey yapmamıştım yazılım hani bu tarz şeyler. Çok hoşuma gitti hocam benim. Ya Hani bir şey kodu, yazıyorum bana karşılık veriyor falan çok hoşuma gitti yani. Ben ya devam etmek de istiyorum ben yani. bile çalışmak istersen ben sana kod yazdırırım. Olur hocam. Ben hoşuma gitti. Siz de güzel anlatıyorsunuz hocama böyle örneklerle beraber pekiştire pekiştire. Sevdim yani bu işi. Şimdi sen demişsin ki değer bir sepet, terim değişmiyor. Burası da o zaman ha, reel devam ediyor. Faktöriyel x. Ama sen ha, sepet bir, terim bir, n bir. Tamam. X değerini giriniz. Do while greater than. Değer x üzeri n. Yani x üzeri n bölü n faktöriyeldi. Doğru. Değer 1x. Evet. Çok güzel. Ya aslında şunu şuradan ben bu printi şöyle yapardım. Şimdi kopyalıyorum. Doğru yazmışsın. Hiçbir yanlış yok. Ben bu print'i şöyle yazardım mantıken. Şöyle. Şu print'in yerine şuraya yazardım. İlk daha görebilmek adına. Şöyle yapalım. Bir boşluk bırakalım hepsine. Bu ha, pardon. Real bunlar. Terimler bunlar. Sen şu değeri şurada şey yapmam lazımdı. Print diyelim, ben şurada okuturdum. Mantıken daha şey yapmadan x diyelim kaç diye burada okuturdum. X değerini giriniz. Daha sonra do while, sen bunu çok şey yapmışsın. X üzeri n. Terim. Sepet x. Aynen, eksponansiyel x. Çok güzel. Yani ben hiçbir hata bulamadım şu anda. Çalıştırıyorum. Mesela kaç hesaplayalım? 4,7 hesaplayalım. Ha, iki tane x değeri girdik. Ha, ben onu silmedim. Yine 4,7 yazalım da helal getirmesin. Bak aynısını buldum. Gördün mü? 28'e kadar gitti. Aynısını buldum. Can, duyuyor Bu musun? sefer tutturduk hocam. Ya bu çok küçük şeylerden kaynaklanıyor. O zaman ben şu ikinci. Geçenki gibi büyük çıkmadı hocam. Bir fark çıkmadı. Bu sen yani 0,01 Ya o o çok o kadar şeyden sıkıntı olmaz. kaynaklanıyor. Yani o ne diyeyim? Integer'ın alma işte o virgül şeylerinden kaynaklanıyor. Aslında belki real 8 yapsak, real 8 şu aslında double precision demek. Daha fazla hassasiyet içerir real 8. Şöyle diyelim bak real. Bunu daha sonra gelecek değil mi ama real 8 dersen ve 2 diyelim, tamam mı? Eskisi gibi yapalım çünkü bu bizim kodumuz her şey yapıyor şu anda. 2 değerini hesaplasın. Bak şurada görüyorsun daha fazla hassasiyetlik veriyor. Bak real 8'te gördüğün gibi daha fazla şey veriyor sana. Evet daha sürat gidiyor doğru. Bak artık şurada bir farklılık var. Diğer yerlerde bir farklılık yok. Artık şuraya kadar bir farklılık yok. Son 4 Ama tane. hocam çok çok gitmişiz bu sefer. Ben işte bu sıfır değerini MS şöyle yapalım. Biz 10 üzeri eksi 5'te kalalım. Senin kodda. Şöyle yapalım. E üzeri 2. Hatta şöyle yapalım. E üzeri 2'den ziyade şöyle yapmak daha mantıklı olur. Real dedik ya. X'te 2,0 dedik daha mantıklı olur. Bak oradaki farklılık şuradan kaynaklanıyor. 56'ya kadar şuradan bir farklılık kaynaklanıyor. Mesela işte. Şimdi mesela sen o kadar şey yapmadın. 4,5 diyelim. Burada da muhtemelen bir farklılık olacak. 4,5'u çalıştıralım. 4,5.
Bak burada da bir farklılık var. Şuraya kadar aynı. Geri kalanlar farklı. O kadar da olacak ama real 8 demeyelim. Tamam mı? Şu anlık real bizim için yeterli. Real bizim için yeterli. Şu anda da bu kodu yazdık ve işi bitirmiş olduk. Tamam mıdır? Bak burada da aslında farklılıklar vardı. Biz real diyerek oradaki farklılıkları götürmüş olduk. Tamamdır hocam, anlaşıldı. Tamam. Tamam. O zaman Mustafa, bu hafta burada kalalım. Çünkü yani şu arkadaş gelmedi. Şeyden dinlemeleri bile şey olacak. Burada bırakalım. Tamamdır hocam. Ve haftaya da yine Devam bunu edelim hocam. devam edeceğiz. Hocam bir de Tamam. benim finalde 5 puan eklentim vardı. Hatırlatayım. Yani hatırlatın Bu demiştiniz ya. hatırlat. Çok güzel. Yani ben unutmuştum. Not marks, final eklentiler. Can, sana bir 5 puan daha atıyorum. Hocam Tamam. Can Polat'a ver. Yanlış yana verdiniz hocam. Can, ne kadar Mustafa şey. hocam. Ne kadar şey ya adam. Şanslı ya. Beşi kapıyor değil Derse gelmiyor, 5 yapıyor oğlum. mi? Tamamdır Mustafa. Sağ Çok olun hocam. teşekkürler derse katıldığın için. Yani çünkü sen olmasaydın ders işleyemezdik. Oradan da yani beni kurtarmış oldun. Hocam ders gibi, yani ders ama böyle hoşuma gidiyor. Böyle yeni şeyler öğreniyoruz ya, yazılım mazılım, hoşuma gitti yani. Tam Ya ders olarak görmüyorum ben bu, yani hoşuma gitti çok. Bu programlama. şöyle diyeyim. Şeyi de kapatalım artık. Rekordu kapatalım.